توی این ویدیو میخوام درباره حمله موشکی و پهپادی دیشب صحبت بکنیم که ایران به اسرائیل حمله کرد، چه اتفاق ممکنه بیفته. نظر تولکا رو بپرسیم که آیا این اتفاق درست بوده، ایران درست عمل کرده یا غلط عمل کرده، و اینکه اسرائیل واکنششون میده به این قضیه یا نه. میخوام اینو بپرسیم. و سوال آخری که میخوام ازشون بپرسیم اینه که آیا این جنگ بین ایران و اسرائیل اقتصاد ترکیه تحت شعاع قرار میده یا نه. پس آخر ویدیو همراه من باشید که بریم این سوالا رو بپرسیم. دوستای گلم سلام، به یه ویدیو دیگه از ریویش خوش اومدید. همونطور که میدونید دیشب واقعا یه اتفاق عجیبی افتاد و همه شوکه بودن، اصلا نمیدونستن چی شده که کل رسانه‌های جهان تصاویر اسرائیل فقط داشتن پخش میکردن، که ترکیه هم حتی تا صبح مستقیم لایو داشت که با هم داشتیم نگاه میکردیم، دنبال میکردیم اخبارو که چه اتفاقی داره میفته و چی قراره بشه. سر همین گفتم این ویدیو رو بیام امروز بگیرم که این سوالات از دوستان بپرسیم، نظرش رو ببینیم چه جوریه، چون بالاخره ما تو کشور ترکیه زندگی میکنیم، اقتصاد اینجا شاید تحت شعاع این قضیه قرار بگیره، و ببینیم واکنش ترک‌ها به چه صورته، چقدر اخبار دنبال میکنن، چقدر مثلا اخبار خاورمیانه رو دنبال میکنن و طرفدار کدوم طرفن، یعنی ایران یا اسرائیل. پس آخر ویدیو همراه من باشید که میخوایم سوال بپرسیم. امیدوارم همکاری بکنن. امروز یه خورده اینجا خیلی شلوغه و روز آخر عیده، شاید بتونم ویدیو خوبی واسهتون بگیرم. اشتان سورون بار بی تانسته بود که ایران دون گیجه اسرائیل سالدردی. بونو دورو مو بولیورسونوز یا یانلیش مو یاپتی؟ از بیله بولیورم اسیندا. یعنی چونکی سن بی یومروک اتیوسون، سن بی توکات اتتیی زامان سانا لاف ادیولر. سن یومروک اتمیشین، سن بی توکات اتمیشین، نو اولموش؟ از مو یعنی. او یوزدن بن چوک هاکلی بولیورم. اسیندا از بیله بولیورم. هم تاریخ ادیجکسین. Ondan sonra da yaptığın zaman da şey oluyor. Sen hatalısın oluyor. Bütün Avrupa Birliği, Amerika, Fransa'sı, İngiltere'si ne oldu? Hemen kınama başladı. Kaç tane şey soykırım yapıyor. 30 bin, 33 bin insan sivili öldürüyor. Hiç onlara kınama yok. Bombaladığı zaman şeyi, konsolosluğu bombaladığı zaman hiç kınama yok. Bir öyle İHA saldırısı yaptığı zaman kınamalar başlıyor. Ha, bu ikiyüzlülük yani. Avrupa'nın ikiyüzlülüğü, dünyanın ikiyüzlülüğü. Yani güçlünün adaleti, güçlünün demokrasisi işliyor bu dünyada. Ya İran konusuna gelince İran hep şey göstermelik yani. Haberim yok. İkinci sorun bu ki İsrail bu harekete tepki verecek mi? İran'a saldıracak mı? Tahmin etmiyorum. Saldırmayacak, tahmin etmiyorum. Neden böyle düşünüyorsunuz? Neden böyle düşünüyorum? Çünkü Amerika öyle istemiyor. Amerika öyle istemiyor. Zaten seçimler olduğu için de, Amerika'da seçimler olduğu için de böyle istemediği için bence yapmayacak. Yani akıl yolu bu ama akılsızlık olursa başka. İkinci Dünya Savaşı'na gidiyoruz böyle giderse. Yani İsrail tepki verecek. İlla ki verecek. Büyük bir ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte bir tepki verecekler buna. Tabii ki öncelikle ambargo o gündeme gelecek büyük bir ihtimalle. Evet. Ve ambargoyla İran'ın zaten ekonomisi de kötü vaziyette, köşeye sıkıştırmaya çalışacaklar. Bir de bu saldırı Türkiye'nin ekonomisini etkileyecek mi ya yok? Yani genel savaş olmayınca etkilemez. Yani şu durumda etkilemez. Zaten bence olay şu anda şey hale geldi, durgun bir hale geldi. Onun için yani şu anda hiç kimse etkilenmedi. Herkes hava sahasını tekrar açtı. Herkes ordularını geri çekti falan. Yani şu anda düz şey liman düz. Ama İran'da havalimanı kapalı. Hava orada kapalı gerçi de, ama o da açacaktır tahmin ediyorum. İran yani istemiyor. Büyük bir şey istemiyor. Sen bana yumruk attın, ben sana tokat attım. Bak gene yumruk atmadım, sana tokat attım diyor. Yani hafiften şey yaptım. Birbirimize dadaşmayalım demek istiyor yani. İran aslında akıllı davranıyor bence. Tamam, teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, iyi günler. İyi günler. Türkiye'yi zaten etkiliyor. Nerede savaşılsa ilk önce Türkiye'yi etkiliyor nedense. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Üçüncüsü de tabii ki Türkiye'yi de bu etkileyecek. Çünkü İran'da ciddi anlamda bizim bir ticari alışverişimiz var. Bunu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye bir tepkisi olacak.
Bu ambargoyu deldiğimiz için. Ve dolayısıyla da ilişkiler gene gerilme noktasına gelecek büyük bir ihtimalle. İnşallah olmaz. İnşallah en azından biz zarar görmeyiz bundan. İnşallah, inşallah. Çok teşekkürler. Estağfurullah. خب دوستم همین سه تا سوال پرسیدیم، خیلی ها وای نسن جواب بدن ولی واسه ویدیو وای نسن در است. خودشون نظرشون رو گفتن ردشون رفتن، بیشترشون موافقن که ایران خوب کاری کرده این کاری کرده، یه سری مخالفن که میگن این کاری که کرده ترکیه هم تحت تاثیر قرار میده و ممکن اقتصاد ترکیه هم مشکل بخوره. حالا تو مصاحبات گفتن دوستان گذاشتن واسه تون و 100% دیدید. دوستان دیگه هم زیاد همکاری نکردن واسه ویدیو، امروز انگار روزش نیست چون روز عیده، همه عجله دارن و خیلی هم اخبار رو ندیدن، یعنی حتی بهشون میگفتیم تعجب میکردن. سر همین روزهای آینده اگه شد دوباره میام ویدیو میگیریم همین موضوع رو و واسط منتشر میکنیم. خیلی ممنون تا آخر ویدیو همراه من بودید. لایک کامنت سابسکرایبتون نره. مرسی، تا یه ویدیو دیگه، خدا.